Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kocaeli 12 Eylül Salı günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Ankara'da da 9 koşul bir program var bilginize. Evet Kocaeli'deki tahminlere geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone değilsek abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyen arkadaşlarımız bize katılıyorsa olarak da destek verebilirler. Bunu da belirteyim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. 10 safkan koşacak bu yarışta. Bu yarış için bir alternatif tekle başlayacağım. 19 gün evvel ikinci olan Ecurisi ile birlikte start alacak olan Gecenin Gölgesi bir numaralı Safkan bu koşuda bizim alternatif tekimizdir. Securisi 2 numara Yaşar söyle ile birlikte start alıyor. Safkan burada baktığımızda alternatif tek olarak değerlendiriyoruz bu Safkan'ı. Rakip Kadir Tokaçoğlu ile birlikte Kızıl doğru 10 numaralı Safkan ve Görkem Özçelik ile birlikte 19 gün evvel 3. lük elde eden Kafacı Mahir 5 numara bulunmaktadır. Yani burayı isteyen bir tek isteyen 1-10 e, ve 5 şeklinde 3 safkanlı oyun yapabilirler diyorum. Bu koştaki tercihlerimiz bu şekildedir arkadaşlar. İkinci koşuya geçelim. 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistesi start alacak. 9 adet safgana izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşu için favorimiz bir numara Fadır Ferit olacak. 19 gün evvel dördüncülük elde eden Safkan 6 yarışçı tabela yapıyor. Bir yarışında bunlar da kazandı. Bu isimle başladım. Daha sonra 1.26 derece görmüş olan iki tane isim var burada arkadaşlar. Eran Aktuyla Toygarım 4 numara ve Muhammed Mirbilgin ile Gaggo Bey 5 numara. Bu iki ismi de mutlak suretle değerlendirmemiz gerekiyor. 1 4 5 arkadaşlar buradaki 3 e, öncelikli safkanımız olacak. Ekstra at yazmak isteyenleri bu koşuda serbest bırakıyorum. Centaurus mesela 4, 3 numaralı safkan burada 4. bir at olarak yazılabilir. Yani burada 1 4 5 yeterli olabilir. 3 numara ilave olarak düşünülebilir arkadaşlar. 3 ya da 4 at şeklinde burayı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet 3. koşuya geçelim. Şart 4 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pist olacak arkadaşlar. 8 safkan start alacak. bu yarış için baktığımızda Nevzat Avcı ile birlikte start alacak olan Soner Bey'in favori olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Soner Bey yine ilk altılda bir alternatif tek değerlendirmek isteyenler için seçenek olabilecektir. Ancak ben bu yarış için bunu birazcık zor olduğu kanaatindeyim. O yüzden burada alternatif tek olarak önermiyorum bilginize. Görkem Özçelik'te 7 gün evvelde 3. olan Grand Treasure 3 numara bu mesafede 1.25.80 görmüşlüğü var. Bu at 4 yaşında bir safkan yani bu dereceyi tekrarlaması çok muhtemel. O yüzden bu ismi mutlak suretle burada yazalım derim. 2 numara The Beautiful Ece Adem Ceylan'la birlikte değerlendirmek isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Onu da yazmak isteyenler yazabilirler. 4-3 kesinlikle yazılsın. 3. at olarak 2 numara The Beautiful Ece ile değerlendirme yapabilirsiniz. Veya 1 numara Persian Prince'i yazıp 3 ata çıkabilirsiniz. Yani 4-3 yeterli olabilir ama 2 veya 1'den bir tanesini tercih ederek 3 atlı bir oyunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçelim. Meydan 3 yaşlara patları. 1400 metrede kum pisti start alacaklar. 10 adet safganı izleyeceğiz burada arkadaşlar. Kral ve ben 1 numaralı safganla başlıyorum. 3 numara... Gürsel Han Kadir Tokoçoğlu ile birlikte ilave ediyorum bu safkanı buraya. Daha sonra 6 numara koşerim Nevzat Avcı ile birlikte start alacak olan safkan 19 gün evvel de 4. lük elde etmişti burada. Bu ismi de değerlendirmeyi almanızı tavsiye ediyorum. Yani burayı 1-3-6 yaparak arkadaşlar 3 safkanla geçebiliriz. diğer isimler için size bir idmanları göstereceğim. Yani bakın burada öyle çok tercih edilecek bir ekstradan bir safkan yok. Fazla bir idmanla dikkat çeken ki zaten idmanları olan Gürsel Han'ı mesa verdik. Koçer'im zaten verdik. Yani bu isimleri zaten söylediğimiz için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 1 3 6 bizim tercihimizdir arkadaşlar. Bu koşu için sizlere önerimiz bu şekilde. Evet gelelim 5. koşuya. 14 handikap bir yarış. 3 yaşlı Arap atları 1200 metrede kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 11 safkan start alıyor. Koşunun favorisi olarak görülen isim bir numara Pamukçu olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Pamukçu'nun da 64 günlük arası olması itibariyle biraz zorlanabileceğini ihtimal dahilinde düşünmekte fayda var. Nevzat Avcı'yla bir numara Pamukçu ile başlıyoruz. Daha sonra Kafkas köyü 3 numara Saadettin Boyraz ile birlikte ilave ettiriyorum. Hemen ardından burada arkadaşlar İsmail Dinar'la birlikte Bal Perisi 5 numara yani bu at 122-64 derece görmüş bir attan bahsediyoruz. 11. güne evvel son yarışı Çin pist olduğu için burada birazcık hani Çin pist olduğunu göz ardı etmemek lazım. Atın kumdaki performansını düşünürsek 122-64 öyle yaban atılacak bir derece değil. 5 numara kesinlikle burada yazılması gerekir diye düşünüyorum. Daha sonra Yağız Eren, Mustafa Çiçekli birlikte yazılabilir. Bu safkan 25 günlük bir arayla geliyor. Bu arada kendisini toparladıysa bu yarışı iyi koşabilme potansiyeline sahip. Bu yüzden son sıraya koyduk. Önerimiz bu şekilde arkadaşlar olacak sizlere. 1, 3, 5, 4 şeklinde bir sıralama söyleyebiliriz bu yarış için arkadaşlar. Evet gelelim 6. koşuya. 16 handikap dişi 3 çıkar İngilizler. 1800 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Alternatifteki bizi değerlendirmeyen arkadaşlarımız için burada esas tekimiz olarak Dubai Express 4 numara Muhammed Mirbilgin ile birlikte öneriyoruz. Son derece uygun kilo durumunda 55.5 kiloda start alacak olan Safkan. 28 gün evvel en son start alıp 3. olmuştu. Bu yarışta baktığımızda doğrudan bir rakibi yok. Zorlasa zorlasa Miracle of Victory ve The Red Sonja'nın zorlama ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu isimlerde bir adım gerisinde kalacaktır Dubai Express'in diye yorumluyoruz. Burak Akçay ile izleyeceğimiz Miracle of Victory 19 gün evvel son yarışını kazanmıştı. Dış start tercihiyle en dış kulvardan çıkıyor fakat yanından çıkacak olan Prenses Merida'nın onu zorlayabileceği kanaatindeyim. Bu yüzden de istediği startı alamayacak gibi gözüküyor. Benim e, düşüncem bu yönde. 2 numara Dred Sonya'ya gelecek olursak Dred Sonya 3. kulvardan start alacak olan Safkan. Bir tarafında Another Love çıkacak. Diğer tarafında Osolemiya çıkacak. Osolemiya 50 kiloda düşük bir kiloda çıkıyor. Dredson ya 60 kiloda çıkıyor. Yani yanındaki at 50 kiloda çıkarken bir anda istediği yarışı koşmaktan burada Hani zorlanabilir. 2 numarada Red sonya 50 kiloda bir at yanından çıkacak. Öyle düşünelim. 9 numaralı Safkan 50 kiloda çıkıyor yanında. The Red ya 60 kiloda çıkıyor. Ya bu çok fark edecektir arkadaşlar. Startta ya o ya bu yarışı kazanır demek gibi bir şey değil bu arkadaşlar. Taktik açısından söylüyorum. 9 numara start alırken 2 numaranın tam yanında çıktığı için orada bir anda önüne geçebilir. Ha sonra geriye düşebilir ama bir anda önüne geçeceği için yarış açısından dres Sonya'yı burada olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki diyeceksiniz ki Dubai Express'te de aynı durum olmaz mı? O da 5. kulvardan çıkıyor. Ee, şöyle ki yani burada baktığımızda Dubai Express'in bundan pek etkilenmeyeceği kanaatindeyim. Hem 28 günlük verdiği ara. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın şimdi burada pisti görüyorsunuz. Ee, biraz biraz yönlü vesaire de düşünürsek taktik açısından koşacakları yarışta ee, burada e, Dubai Express'in ben avantajlı olacak kanaatindeyim. Yani o söylemin yanın dış, dışında kaldığı için start olarak içeride kalan birazcık daha dezavantajlı oluyor öyle söyleyebilirim. Yani burada viraj açısından söylüyorum. E o yüzden burada ben arkadaşlar 4 numara Dubai Express'i tek olarak verdim. Nedenini de açıklamış oldum. 7. koşuya geliyorum. Kısa vade 7 1 yaş 4 dikara ara patları 1800 metre kum pisttir. Ş olacak. 2. altılı için alternatif tek isteyen arkadaşlarımız 2 numara Afer detayı Mehmet Kaya ile birlikte tek atabilirsiniz. Lakin Berat'ın 5 numara Mustafa Çiçek ile birlikte ve baba Arif Mehmet Akyavuz'u birlikte burada galip için fırsat kollayacaklar. Hakeza bu atların da haricinde Sarıyerli gibi bir safkan burada var. Görkem Öztürk'le birlikte start alan. Bu isminde yine galibiyet için en iyi durumda gelmeye çalışacağı fırsat kollayacağını söyleyebiliriz. 2 numara alternatif tek olmakla beraber 5-4-6 şeklinde bir sıralamayla kuponu genişletmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Geçelim 8. koşuya. Kısa vade 8 bir yarış. 2 yaşlı İngilizleri 1500 metrede kum pisti seyredeceğiz. 8 Safkan start alıyor arkadaşlar bu koşu için. Margin, Cold, Görkem Öztürk'le start alan Safkan 2 yarıştır galibiyet elde ediyor. En son 25 gün evvel koştu kazandı. Bu isimle başlıyorum. 8'i e ilave olarak 7 numara War Commander Kadir Tokoçoğlu ile start alan Kurtarı Kürüs Safkan'a 19 gün evvel ikinci ilk etmişti. Bu yarışta da fırsat olacaktır galibiyet için. 65 handikapı ile grubun en tecrübeli ismi Mehmet Kayayla ki kendi Safkan'ı biniyor burada. 4 numara Ride the Lightning 4 numaralı Safkan'ı da burada öneriyorum. Son olarak 26 gün evvel koşup kazanan bir isimleri de ile Lahim Pekan 3 numarayı da burada yazmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. 8-7-4-3 şeklinde 4 Safkan'da bir sıralama veriyorum. 6 numara Torkinyo, Tarkinyo ve 1 numara Apologize gibi safkanları da yazmadık. Yani bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Burada birazcık e, grup sert olduğu kanaatindeyim. Bu gerekçeyle arkadaşlar bu şekilde 4 atla geçtik. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pisti yarışı Mustafa Çiçek'te 3 numara Kadir Gün bu koşuda arkadaşlar favorim olacak. İlaveten burada yapacağımız isim var. 11 Safkan start oluyor arkadaşlar. 3 numara Kadir Gün'e ilave olarak bu koşuda sizlere önereceğim Safkan 1 numara Arap'te de Görkem Özçelik'le birlikte arkadaşlar yazmanız tavsiye edeceğim daha sonrasında Deryadil 9 numara fırsat bulabilir bu yarışta. Son yarış kötü olsa da bir önceki yarışı 3. olduğunu unutmamak lazım. Kadir Gün'ün birazcık eksik koşması takdirinde 1 numara Arap Dede ve 9 var. Derya Adil fırsat bulabilirler arkadaşlar bilginize. Ve daha sonra Fırat Arslan da birlikte Yalnız Han 7 numarayı da değerlendirip 4 ata kadar da çıkabilirsiniz. 3 at ya da 4 at bu koştaki oyun önerimiz olacaktır sizlere. Kadir Gün yine ikinci altılı için bir diğer alternatifteki önerisi olabilir. 10. ve sonuncu koşu çarpı 3 4 tüker Araplar 1400 metre kum pist olacak arkadaşlar. 47 gün evvel koşup kazanan verdiği araya rağmen son oğul 2 numarayla burada başlıyorum. Daha sonra bir hafta evvel kazanan Selim İpekli 4 numara Yeşil Kale. 12 gün evvel kazanan kalite abidesi bir isim Mustafa Şekli uzun dalga 5 numara öneriyorum arkadaşlar. 19 gün evvel ikinci olan 1 numara Efir Sadık Altay ile birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. Ve son olarak Mehmet Kaya ile birlikte Cengaver Tay 12 numarayı da buraya ilave etmenizi önereceğim arkadaşlar. 8 gün evvel ikinci olan Safkan. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuzu yayındadır. izlemek isteyenler kanalımıza abone olup, videoyu beğenip arkadaşlar. Bir de dileyenler katılıyorsa olarak Ankara tahminlerinde seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.